أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Edese TV'nin değerli izleyenleri, din ve toplum programımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün konuğumuz ailede çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi hakkında olacaktır. Geçen programımızda ailede iletişim konuşmuştuk. Eşler arasındaki iletişimin nasıl olmasının gerektiğini, adab-ı muaşereti konuşmaya çalışmıştık. Şimdi aile toplumun çekirdeğidir. İlk olarak evlilikle adım atılıyordu. Onları konuşmaya çalıştık. Sonra eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını konuşmaya çalıştık. Bugün de ailen fertlerinde olan çocuklar. Ki çocuk hem dünyamız ve hem de ahiretimizdir, geleceğimizdir. Yüce Allah'ın vermiş olduğu emanettir, dünyanın süsüdür. Çocuklar konusunda Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah neler buyurmaktadır? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çocuk eğitimi konusunda nasıl örneklik teşkil etmiştir? Bu konuda neler buyurmuştur? Onları konuşmaya çalışacağız. Konuya geçmeden önce sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamıyla başlamak isteriz. Bugün Kur'an-ı Kerim okuyacak olan hocamız Hazreti İbrahim Peygamber Camii, yani Sanayi Camii İmam Hatibi İsa Akkuzu hocamız bizimle birliktedir. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İnşallah iyisiniz. Elhamdülillah, Rabbimizin keremine şükürler olsun. Allah iyilik versin. Rabbim hayırlı hizmetler nasip eylesin inşallah. Sayın hocam sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Buyurun hocam, söz sizde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا
تأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. İshak Akuz hocama teşekkür ediyorum. Sayın hocam Allah razı olsun. Bu güzel tilavetinden dolayı. Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu hizmeti daim etsin inşallah. Efendim bugünkü konumuz dünya nimetinin gerçekten en kıymetlerinden olan göz bebeğimiz olan dedik ya hem dünyamız hem de ahiretimiz olan bir yerde imtihan vesilesi olan yüce Allah'ın emaneti olan çocuklarımızın eğitimini terbiyesini konuşmaya çalışacağız. Bu imtihanı nasıl başarabiliriz? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah neler buyuruyor? Peygamber Efendimiz bu konuda neler buyuruyor? Nasıl örneklik teşkil etmiştir? Çocuğun eğitiminde, terbiyesinde neleri yapmamız gerekiyor? Bunları kimle konuşacağız? Bugün konuğum emekli müftü Sayın Ramazan Aslan hocamız bizimle birliktedir. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İnşallah iyisiniz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Allah-u Teala hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Tesirini halk eylesin. Amin. Sayın hocam geçen programımızda biz ailede iletişimi konuşmaya çalıştık. Yani adab-ı muaşere dediğimiz. Evet. Evlilik öncesi ondan sonra eş seçiminde nelere dikkat etmemizin gerektiğini de bahsetmeye çalıştık. Sonra eşlerin birbirlerine karşı olan davranışları nasıl olmalıdır? Onu da Kur'an ve Sünnet merkezi konuşmaya çalıştık. Dedi ki bu programda da çocuklarımızı, geleceğimizi konuşalım. Çocuklar konusunda nasıl onlara örnek olmalıyız? Onların eğitimi konusunda bize düşen görevler nelerdir? Bunları ebeveyn olarak nasıl yerine getirmemiz gerekiyor? Ondan sonra çocuğun eğitimidir, çocuğun korunmasıdır, çocuğun işte çalışma ortamında hani küçük yaşta çocuk çalışma konusunda neler söylenmesi gerekiyor? Onları konuşalım. Öncelikle isterseniz İslam dininde çocuğun konumu, değeri nasıl anlatılıyor Sayın Hocam? Onunla bir başlangıç yapalım. Allah razı olsun size Edasa TV çalışan ve yetkililerine evet. Ve il müftülüğümüzün desteğiyle yapılan bu programlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Allah-u Teala bize sayısız nimetler vermiştir. Evet. Bizleri imtihan için bu dünyaya göndermiştir malumunuz. Eşref-i mahlukat olarak yani varlıkların en şerifisi olarak yaratılan insan elbette ki başıboş olarak yaratılmamıştır. Evet. İnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gelmiştir. Evet. Ve ebedi hayat olan ahireti de burada kazanabilecek. İnsan öldükten sonra insandan namaz, oruç, ibadet istenmez.
Ve insan öldükten sonra tekrar geri gelme imkanı da yoktur. Evet. Bu münasebette bu çok kısa bir dünya hayatımızı 100 sene, 200 sene, 500 sene bile yaşasak çok iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. Ebedi ahiret hayatının yanında belki bir dakika, bir saat bile değildir. Bunun için Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlerine karşı görevimizi yaparsak Allah-u Teala nimetlerini arttırır ve devam ettirir. Malumat-ı Kerime'de Yüce Rabbimiz Estaizu Billah لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدِ buyuruyor. Evet. Vermiş olduğumuz nimetlere şükrederseniz nimetimizi arttırırız ve devam ettiririz. Yani nimetin cinsinden nimete şükür gerekir. Allah-u Teala bize mal mülk vermişse malımızı ve mülkümüzü Allah-u Teala'nın emirlerine göre kullanmamız lazım. Yani zekatımızı, mali ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmemiz lazım ki o malımız korunsun ve devam etsin. Allah-u Teala bize evlat vermiş, çoluk çocuk vermiş ise onlara karşı da görevimiz ve sorumluluklarımız vardır. Çocuklar da malumunuz, Yüce Rabbimizin bize ihsan etmiş olduğu en önemli nimetlerdendir. Evet. Evlat nimeti gerçekten çok büyüktür. Evlat nimetini çocuğu olmayanlardan sormak lazım. Çünkü evlat insanın neslini devam ettirecek. Çünkü evlat ebeveyn yani anne ve baba yarın yaşlandığı zaman onların hizmetine koşacaktır. Çünkü evlat ailenin çekirdeğidir. Çekirdek de bir devletin bir ailenin çekirdeğidir. Aile de bir devletin çekirdeğidir. Evet. Bir devlette aile mefhumu sağlam olursa o devlette güçlü ve kuvvetli olur. O devlette o nispete kalkınır. Evet. O devlette madden ve manen terakkiye nail olur. Evet. Bunun için Cenab-ı Zülcelal وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah'a iman ve itaattir. Evet. Hemen şunu arz edeyim. Alemlere rahmet orada gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem miladi 610 senesinde malum ilk vahiy alıp peygamber olduktan sonra 13 sene Mekke'de peygamberlik yaptı. Evet. Nübüvvetinin yani peygamberliğinin 12. senesinden Yüce Rabbimiz bize namazı farz kıldı. Demek ki Allah Resulü 12 sene, 13 sene ve ömrünün sonuna kadar insanlara hakiki iman aşılamaya çalıştı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuk terbiyesinde, çocuklara karşı şefkat ve merhamette, çocukların eğitiminde, aile reisliğinde de her yönden bize en mükemmel örnektir. Üsvetun hasene diyoruz ya, evet. En güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hatta o kadar çocuklara karşı merhametli ki, şöyle buyuruyorlar, ben bazen namaz kıldırırken diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biraz namazı uzatmak istiyorum. Fakat arkadan çocukların ağlama sesi gelince çocuklar fazla üzülmesin, ağlamasın, incinmesin ve anneler üzülmesin diye namazı kısa kesiyorum. Merhamete bakın. Çocuğa verilen değer, sevgi. Bazen torunları böyle Allah Resulü namaz kılarken onun omuzlarına çıkarlardı. Allah Resulü onlar üzülmesin veya düşmesin diye çocukları secdesini uzatır veyahut da eliyle tutup çocukları indirir, namazı devam ederlerdi. Evet. Sayın Hoca buyurdunuz ya, çocuk aslında bir imtihan vesilesidir. Bütün nimetlerde tabii olduğu gibi, tabii, bu da bir nimettir, bir emanettir aynı, evet, zamanda. Hani nasıl ki mal nimetinde helalden kazanıp helalden harcama, zekattır, infaktır. Hı. Çocukta da hocam, hani bizi izleyen kardeşlerimiz de merak ediyorlar bazen de, çocuk dünya gelir gelmez hani işte güzel bir isimle. Yani isterseniz hocam o doğum esasından çocuğu ele alalım.
Bu konuda İslam ne buyuruyor? Hani bazen sorular da geliyor. Hocam şu isim caiz mi değil midir? Neler söylemek istersiniz? Hocam şunu hemen dedim. Allah razı olsun, güzel bir konuya değindiniz. Nimetlere şükür dedik, nimetlerin cinsinden olacak. Evet. Evlat da en büyük nimetlerdendir. Evet. Evlatlarımıza, yani evlat nimetine karşı şükür, evladımızı İslam prensiplerine göre yetiştirmektir. Evet. Dinimiz İslam'ın emirlerine göre çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Dinimizin tavsiyesi, çocuk ilk konuşmaya başladığı andan itibaren Allah, peygamber, din, iman, kitap kelimelerini öğretmek gerekir. Ve çocuklarımızı daha doğmadan önce alacağımız eşlerimizi İslam aile prensiplerine göre, yani sağlam bir İslami aile yuvası kurduktan sonra doğacak çocuklarımızı helal rızık ile beslemek. Mesela birinci görevimiz helal rızık. Çünkü Allah korusun, haram yediğimiz zaman, yedirdiğimiz zaman, malımıza kattığımız zaman hem dünyada hem de ahirette bize azap olur. O çocuklar da hayırsız olur. O çocuklar anne babanın düşmanı olur. Evet. Ve çocuk doğduktan sonra Müslüman isime koymak. Evet. Bir zat Peygamber Aleyhisselam Efendimiz yanına geliyor. Allah Resulü diyor, senin adı nedir? Diyor, Şeytan İbni Filan. Filan oğlu şeytan, adı şeytanmış. Allah Resulü diyor ki, hayır, senin adın Abdullah İbni Filan. Adını değiştiriyor. İslam'a uyan olmayan isimleri Müslümanlar koymazlar. Çünkü evladın, ebeveyn üzerindeki en önemli bir hakkı da güzel bir Müslüman adı koymak. Evet. Çünkü isimlerin insan üzerinde çok etkisi vardır. Salih koyduğumuz zaman inşallah salih olur. Said koyduğumuz zaman inşallah Said olur. Ve Allah Resulü hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi Allah'ın en sevdiği isimler erkek çocukları Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Mahmud, Mustafa, Ahmet gibi veya peygamber isimleri. Böyle isimler konduğu zaman, çünkü hadis-i şerifte de buyurulmuştur, yani kıyamet gününde insanlar hesaba çekildiği zaman herkes kendi ismiyle çağrılacaktır. Allah'ın sevdiği bir isim ise inşallah o ismin hürmetine Yüce Rabbimiz o insanın hesabını kolaylaştırıyor. Yani sen hocam isim verirken hani Peygamber Efendimiz'in ismi Hazreti Muhammed, İsa'dır, Musa Aleyhisselam gibi isimler verirken o niyete verilmelidir. Tabii. Mesela adam ismi Ahmet'tir. Diyoruz ki Ahmet ismi nereden geliyor? Hocam amcamın ismidir. Ne? Yani amcasından değil, yani Peygamberimizden dolayı almış olsa tabii. Mutlaka tabii. Bunun etkisini görür. Mutlaka. Sayın hocam hani bazen de sorular geliyor. Hocam çocuğuma isim arıyorum. Gerçekten kardeşlerimiz hassas, duyarlıdır. Yani İslami olsun. Belki o isimleri biliyorlar, bizi arıyorlar. Hocam Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir isim var mıdır? Biz de diyoruz ki Kur'an-ı Kerim isim kitabı değildir. Yani isim verirken mutlaka Kur'an-ı Kerim'de geçsin veya işte hadislerde geçsin diye bir şart var mı Sayın Hocam? Hocam malum Kur'an-ı Kerim dediğiniz gibi bir isim kitabı değil. Evet. Efendim güzel seslerin de güftesi değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'de çok isimler vardır. Canlı cansız. Yerler gökler. Evet. Denizler ağaçlar, ormanlar, nehirler. Her şey var. İnsan ismi, Kur'an'da geçen insan ismi 25 tane peygamber ismi vardır. Evet. 3 tane peygamber veya nebi mi veli mi olduğuna ihtilaf olan Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn Hazretleri isimleri vardır. Ve 120 binden fazla Allah Resulü'nün sahabelerinin içerisinden sadece Hazreti Zeyd'in adı geçer Kur'an'da. Evet. Hazreti Zeyd radıyallahu teala Allah Resulü'nün evlatlığıdır, azat kölesidir. Ve halasının damadıydı önce. Allah Resulü'nün halasının damadıydı. Dolayısıyla Kur'an'da insan isimlerini almak güzeldir. Yoksa dediğim gibi daha değişik isimler var. At var, deve var, benzer isimler. Yani insan dağların ismi var. Dağlar taşlar değil mi? Evet, işte kötü İsa'larda bahsedince kötü onların ismi de geçiyor. Var. Aile ismi geçiyor. Ama Firavunlar, Nemrutlar, Firavunlar da var. Dolayısıyla insanın ismi insan üzerinde etkili olur. Evet. Affedersin, bazen kötülüğüyle meşhur olan
ya sanatçı olsun, hatta açık söyleyeyim, veya siyasi birisi olsun. Kötülüğüyle dini ve ahlaki yönden, vatana ve millete zararlılığı bakımından kötülüğüyle meşhur olan bazı isimler takıldığı zaman o çocuk onların tesirinde kalıyor. Sayın hocam, o zaman öyle bir isim verilmişse zamanında bunu değiştirme imkanı var tabii, değil mi? Tabii, dinen isim her zaman değiştirilebilir. Peygamber Efendimiz de çoğu sahabenin ismini değiştirmişti tabii, yani. Tabii, dinen isim değiştirme caizdir ve mümkündür. Hocam, güzel bir isim verdik. Helal rızıkla çocuğumuzu besleyeceğiz. Ki helal rızık, helal lokma önceliğimiz olmalıdır. Olmazsa olmamız olmalıdır. Helal rızıkla beslediğimiz çocuğumuza nasıl örnek olmalıyız? Onu eğitim konusunda önce çocuk görerek eğitimi alır. Bu konuda neler söylemek bir söz istersiniz? Var hocam, Allah razı olsun. Yani çok önemli bir konu. Siz çocuğunuzu terbiye etmeyin veya eğitmeyin. O zaten sizi örnek alıyor. Evet. Biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün yaşantısını kendimize örnek almamız lazım. Evet. Ve çocuklarımıza da örnek olmamız lazım. Hatta bazen eskiden duyuyordum. Mesela sevmediği bir adam eve geliyorsa çocuğunu gönderiyor kapıya, kapıyı çaldığı zaman oğlum git de ki babam evde yoktur. O andan itibaren o çocuk yalana alışır. Çocuğa kötü bir örnek oluyor. Kötü örnek oldu. Çocuk yalana alışır. Evet, evet. Allah Resulü Aleyhisselam bir sahabe-i kiramın evine misafir olduğunda evin hanımı çocuğunu çağırdı. Oğlum gel, şu anda ismi hatırımda değil. Oğlum gel, sana bir şey vereceğim dedi. Allah Resulü Aleyhisselam hanımefendiye dedi ki ne verecektin çocuğa? Bir hurma vereceğim dedi. Allah Resulü buyurdular ki eğer bir şey vermemiş olsaydın senin ameline bir yalan yazılırdı buyurdular. Evet. Hatta aile içi şiddet malum, çocukların, gençlerin bozulmasına, efendim Allah korusun ahlakının kötü olmasına sebep olan en önemli bir etken de aile içi şiddettir. Aile içi geçimsizliktir. Evet. Karı kocanın birbirlerine karşı saygısızlıkları veya kaba saba sözleridir. Şefkat ve saygılı, edepli konuşmaları çocuklar da etkiler. Anne baba çocuklara en iyi örnek olma, ibadetinden tutun kılık kıyafetine kadar, hal hareketine kadar, bütün davranışına kadar İslam prensiplerine, İslam ahlakına göre örnek olmalıdır. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? Es'ud billah. Ya eyyuhellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Şimdi bir Müslüman ilk önce emri bil maruf ve nehyi'l münker dediğimiz İslam'ın yasakladıklarını insanlar vazgeçmeye çalışırken, İslam'ın emrettiği şeyleri de insanlara tavsiye ve emrederken önce kendi nefsinde uygulamalıdır. Bir insan kendi nefsinde İslam yaşarsa zaten karşıdaki de mutlaka etkilenir. Her zaman acizane şunu arz ediyorum. Bugün Avrupa'da milyonlarca Müslüman vardır. Sadece Türk vatandaşımız, Türkiye'deki din kardeşlerimiz 4 milyona yakın orada Müslüman vardır. Oradaki Müslümanlar İslamiyet'i hakkıyla yaşamış olsaydılar, en azından günah-ı kebairden, yani büyük günahlardan kendilerini korumuş olsalardı ve dinimize göre en az farz olan ibadetlerini yerine getirmiş olsalardı, inanın ki Avrupa belki şimdi hepsi Müslüman olmuştu. Evet. Müslümanın İslam'ı yaşamaması, İslam'a aykırı davranışı İslam'ı bilmeyenler için kötü örnek oluyor. Ha, madem İslam bu ise ben de bu İslam'ı ne yapacağım? Kafirler abidesi bugün bütün küffarın birleşip kurdukları sahte İslam örgütleri, İslam'la alakası olmayan örgütlerin cinayetler işlemeleri, insan öldürmeleri, Müslümanları bölüp parçalamaları Müslümanlara ve İslam dinine büyük bir kötülüktür, büyük bir darbedir. Evet. Ve hocam, şunu hemen arz edeyim, müsaade ederseniz. Dedik ya, insan, Müslüman olan insan merhametli insandır. Evet. Müslüman en az kendisi kadar din kardeşini düşünür. Akrabalarına daha yakınlık gösterirse, hatta sadaka ve zekatlarında iki kat sevap gönderir. Ve Yüce Rabbimizin talimatı şu, şöyle buyuruyor Sa'di billah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi
ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyun. Evet. Senin görevin evladını İslamca yetiştirmek. Ona dinini, imanını, ibadetini, peygamberini öğretip sevdirmek iken daha 10-12 yaşındaki çocuklara internetten aldıkları afedersin edep, terbiye dışı hareketleri maalesef görmekteyiz. Hocam şunu da mühim arz edeyim. Malum çocuk eğitimi ve genel kötülükleri engellemek vatandaş devlet işbirliğiyle olur. Evet. Çocuk eğitimi çok zordur. Yeri geldiğinde kulağı çekilmelidir. Eğitimlerde çocuklarımız tamamen serbest bırakıldığı için ilkokul çocuğu ya öğretmenlerine karşı geliyor. Halbuki dinimize göre öğretmenlerin yani hocaların eli öpülür. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hazreti Ali'nin sözünü hep sık sık tekrarlarız her yerde. Bu nasıl çocuk ki kendisine boğazı patlatıp dersini anlatan öğretmenden saygısızlık yapıyor? Bu nasıl bir gençlik ki liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, din düşmanı olmuş, anne baba düşmanı olmuş, 17 yaşındaki genç kız annesini öldürüyor. Arkadaşından koparmaya çalıştığı için. Din ve imandan, ahlak ve edepten uzaklaştıkça Allah korusun cehenneme gideriz. Ve Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Öyle bir fitneden, öyle bir kötülükten, öyle bir tehlikeden kendinizi koruyun ki o kötülükler geldiği zaman sadece içinizdeki zalimlere gelmez. Evet. İçinizdeki iyi insanlar da beraber yakar götürür. Yaşla kuruyu beraber yakar götürür. Evet. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz konusundan bile çocuklarımızı eğitirken buyuruyorlar ki 7 yaşına geldikleri zaman namazı öğretin. 10 yaşına geldikleri zaman kılmazlarsa dövün diyor. Yani dövme yoktur diyorlar. O öyle hadis-i şeriftir bu. Sayın hocam, yani hani, dövme derken ağır işkence değil. Ya, sevdirerek. Buyurdunuz ya hocam. kulağını çekme, dövme bunlar mecazi anlamda. Yani onlar ikaz edin, uyarın. Yanlışı söyleyin tabii ki. Tabii temelde sevdirmek. Önce sevdirmek. Etmesine sayın hocam buyurdunuz ya. Bir insan iki yönü var. Bir fiziki yönü var. Bir de ruhi yönü var. Yani maddi ve manevi diyoruz. İki yönde de çocuğun beslenmesi, eğitilmesi gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğunuz gibi benzer kelimeler de var. İşte Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna tavsiyesi. Yüce Allah bize örnek olsun diye anlatıyor. Ki çocuğuna ya buney, hani ey oğulcuğum, bir sevgiyle, şefkatle seslenmesi bile bize biraz da ders veriyor. Akimi sala, namazını kıl evladım. Sonra وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ iyiliği emret, o yönde çalış, tavsiyede bulun. وَنْهَا عَلِ الْمُنْكَرِ kötülüğü engelle. Yani ne sen işle ne de başkası işlesin, bu konuda çaba sarf et. Ve وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكِ sabır konusunda tavsiyesi vardır. Yani bu emri bil maruf ne yani münker yaparken karşılaştığın bütün zorluklara, ibadetlerini yerine getirirken karşılaştığın bütün zorluklara sabredeceksin diyor. Evet. Şimdi sayın hocam, bu manevi eğitim, hani ruhi eğitim dediğimiz iman eğitimi ki ebeveynin bu konuda örnek olması gerekiyor. İşte günde 5 kez kıldığımız namaz ibadeti en sık sık yerine getirilen ibadetlerdendir. O bakımdan da hani buyurdunuz ya, çocuk 7 yaşına gelince ki daha buluk çağına ermemiş. Aslında mükellef değildir. Yani daha defterine günah sevap yazılmıyor. Ama buluk çağına önce bu eğitimini alsın. Ön hazırlık, bilgi alsın ki buluğa erince artık bunu yerine getirsin. Buyurdunuz 7 yaşında alıştırın. 10 yaşına gelince artık kılsın. O konuda biraz daha üzerine düşün. Hocam zaten şunu İslam alimler aslında bu 7 yaşını sınır koymuyorlar. Evet. Esas ölçü çocuk mümeyyiz olduğu zaman diyorlar. Hatta bazı çocuklar 6-7 yaşında, 5 yaşında da mümeyyiz olur. Evet. Ne demek? Hayırı, şerri, güzeli, çirkini, faydayı, zararlı biri birden ayırt edebilme özelliğine, kapasitesine gelince onlar emrediniz. Bazı çocuklar belki 9-10 yaşında mümeyyiz olur. Evet. Ama ergenlik çağına dediğiniz gibi ergenlik çağına geldikten sonra artık o mükelleftir.
O sorumludur. Farz ibadetlerden sorumludur. Yerine getirmesi gerekir. Ve menhiyattan, yani dinimize göre yasak olanlardan kaçınması lazım. Çünkü onun için artık amel defteri tutmaya başlamıştır. İnsan erginlik çağına geldiğinden son nefesten kadar, malumunuz kiramen katim melekleri dediğimiz, evet, sağımızdan solumuzdaki melekler bizim adeta gizli kamerayla hayatımızı çekiyorlar. Hı hı. Yarın biz dünyada işlemiş olduğumuz günahlarımızı ahirette inkar ederiz. Ama bütün deliller göz önüne serilecektir. Dolayısıyla mükellef olduktan sonra da ibadet yapmazsanız zaten bir vakit namaz için cehennem cezası vardır. Sayın hocam, isterseniz bu konuya tabii geniş bir ara vereceğiz. Hani dedik ya, Peygamber Efendimizin örnekliği üsve-i hasenedir. Bu ailede çocuklarına nasıl sevgi, şefkati göstermiştir. O Peygamberimizin sünnetiyle biz bu konuyu işlemeye çalışalım. Sonra çocuklar tabii büyüyecek, buluk çağına erecek, ondan sonra iş çalışma durumuna gelecek. Bu konuda dinimizin bakışı nedir? Hani son zamanlarda çocuk yaşta, küçük yaşta işte çalıştırma. Ki bu, evet, konuda aslında, evet, çocuğun eğitim alması gerekiyorken, daha gelişmesi gerekiyorken çocuğu bir gelir şeysiyle bakmak ne derece doğrudur? Evet. Onu ikinci bölümde konuşalım. Tamam. Hani bu konuda İslam dininin bakışı nasıldır? Evet. Onu aradan sonra konuşalım. Tamam, inşallah. Efendim, bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar huzurunuzda olmak dileğiyle. Edese TV'nin değerli izleyenleri, programımızın ikinci bölümüyle yine huzurunuzdayız. Birinci bölümde İslam'da çocuk eğitimi nasıl olmalıdır? Çocuk terbiyesi konusunda Kur'an-ı Kerim'de neler buyurulmaktadır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bu konuda neler tavsiye ediyor? Onları konuşmaya çalıştık. Girmeden önce ailede sevgi konusunu konuşacaktık. Konuğum emekli müftümüz Sayın Ramazan Aslan hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam, dedi ki çocuk emanettir. Dünya ve ahiretin bir yerde garantisidir. Geleceğimizdir. Peki hocam, ailede dedi ki helal rızıkla çocukların beslenmesi gerekiyor. Güzel bir isim verilmesi gerekiyor. Ebeveynin çocuklarına güzel örnek olması gerekiyor. Aslında bunu yap, şunu yapma demekten ziyade anne babanın bizzat yaşayarak, yaparak onlara örnek olması gerekiyor dedik. Sonra ailede bir de sevgi ruhu besleyen, değil mi hocam, çok önemli bir etkendir. Peygamber Efendimiz Sayın Hocam, ailede çocuklarına karşı, diğer çocuklara karşı sevgisi nasıldı, şefkati nasıldı? Bize nasıl örneklik teşkil ediyoruz Sayın Hocam? Allah razı olsun hocam. Çok önemli bir konuya değindiniz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لَا اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Evet. Ayet-i Kerimesi mealini arz etmiştik. Allah Resulü sizin için en güzel bir örnektir buyuruyor. Allah Resulü'nün örnekliği her yöndendir. Yeme içmesinden tutun, oturup kalkmasına kadar. Devlet idaresine kadar, aile reisliğine kadar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın 13 tane hanımı olmuştur. Bir tanesine dahi sert davranmamıştır. Evet. Kaba, sert söz bile söylememiştir. Ama tabii Allah Resulü'nü üzdükleri zaman sadece Allah Resulü'nün yüzünden belli olur. O da üzüldüğü günü yüzünden belli olur. Hanımefendi hemen özür diler ve affını isterlerdi. Çocukları adeta sırtında taşırdı. Ya sen Allah, bu arada Peygamber Efendimiz de üzülmüştür. Hanımlar, yani çünkü beşer insandır. Tabii beşer hata yapabilir. Hani bazen bunu dile getiriyoruz. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz asla hiçbir hanımını dövmemiştir. Kimse tabii, bunu söyleyemez. Tabii, dövme zaten. Hocam onlar peygamberdi. Onlar peygamber eşidi falan diyorlar. Halbuki hayır, yani bize örnektir. Peygamber ya. Biz zaten biz ona uyacağız. Onun, evet, yoldan gideceğiz. Fakat hocam şimdi bu ailedeki işte şiddet veya geçimsizlik, ben acizane her sohbette diyorum ki karı koca, evlat ebeveyn
komşular, akrabalar, bütün insanlar. Evet. Herkes haddini bilse, herkes görevini bilse, herkes yetkisini bilse, görevini yapsa ve hakkına razı olsa hiçbir problem olmaz. Kadın görev yapmadığı zaman kocası sinirleniyor veya hanım sinirleniyor. Birisi sinirlendiği zaman diğeri sinirlenirse ne olur? Kavga çıkar. Şimdi Sayın Hocam, bazı izleyen kardeşimiz diyor ki ya şu var. Ama Sayın Hocam, hani affetme, hoş görme, idare etme, sabır nerede olacak? İşte birisi yanlış yapacak, birisi... İşte hocam onun için şunu arz ediyor, diyor ki medya dediğimiz televizyonlarımız, gazetelerimiz, hatta internetlerimiz devamlı güzel örnekleri göstermeliler. Bir ara bir televizyonda yeni bir haber programı seyretmiştim. Evet. 70 yıllık evli 90 yaşlarında bir çift. Spiker soruyor, amca hiç kavga etmediniz mi? Yok, hiç kavga etmedik. Nasıl olur mümkün? 70 senedir hiç mi kavga etmedi? Hiç kavga etmedi diyor. Nasıl oluyor bu? Bunun sırrı ne diyor? Diyor, hanım sinirlendiği zaman diyor, ben ses çıkarmıyorum. Yarım saat sonra gelip özür diliyor ve barışıyoruz. Veya ben sinirlendiğim zaman, hanıma bağırıp çağırdığım zaman hanım ses çıkarmıyor. Bir süre sonra sinirim geçiyor, hiçbir problem kalmıyor. Birbirimize karşı hoşgörülü olmazsak, birbirlerimize karşı merhametli olmazsak, Allah'ın şuna buyurmuşlardır, men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sayın hocam, bu arada buyurdunuz ya. Akrab bin Habis hocam, şunu anlatayım. Akrab bin Habis isminde bir sahabedir. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor diyor. Ya Resulullah, siz çocuklar öpüyor musunuz? Evet. Evet diyor tabii, biz öperiz, severiz. Çünkü o anda Allah Resulü, Allah Resulü aleyhisselam torunlarından birini kucağına almış, seviyor ve öpüyor. Akrab bin Habis radıyallahu anh diyor ki, ya Resulullah, siz çocuklar öpüyor musunuz? Evet tabi, öperiz, severiz. Buyurunca Akrab bin Habis diyor ki, vallahi diyor, benim 10 tane çocuğum var, hiçbirisini öpmemişim diyor. Allah Resulü biraz sert bir eda ile onun yüzüne bir bakarak, Allah-u Teala senden merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Demek ki senin kalbinde merhamet yoktur. Sayın hocam, günümüzde de bazen işte hani biz eskiyi överek, İşte eskiden insanlar çocuklarını kucağına almazlardı, ayıp görülürdü, sevgisini içine saklardı, gizlerdi. Çok yanlış. Hiç, elbette ki bütün babalar çocuklarını sever ama hocam, o sevgin göstermesi gerekmiyor mu Sayın Hocam? Eskiden derken yani bile babalar dedelerimizin zamanında, şimdi hocam bizim esas dünyada İslam aleminde en büyük eksikliğimiz cehalettir. Evet. Dini bilgi noksanlığıdır. Dinimizi bilemiyoruz. Dinimizden çok uzak kalmışız. Zaten kafirlerin, İngiliz ajanlarının ve İngiliz ordularının Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalarken Müslümanlarla ilişkilerde bulunduklarında itiraf ettiler. Bir İngiliz general diyor ki, evet, biz Müslümanların arasından Kur'an'ı ve Kabe'yi kaldırmadıkça onları tahakkümümüz, idaremiz altına alamayız. Kur'an-ı Kerim çok elhamdülillah, her evde var. Bir de eskiden Ufa'da bir yanlış adet daha vardı, onu arz edeyim dedi ya, eskiden dedim. Evet. Evlenecek çiftler için veya istenen bir kız için kesim kağıdı Ufa'lar diyor. İşte şu 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 eşyaları, bu kadar altını, bu kadar eşya yapacaksınız. Acizane ben de birkaç defa aracı oldum kız istemede. Baktım birinci maddede Kur'an-ı Kerim yazmış. Maşallah. Çok dindar gibi görünüyor ama altında bir kiloya yakın altın yazmış. Aile efradına, babasına dedim, sizin kız çocuğu, gelin adayımız Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor mu? Yok dedi. O zaman niye yazmışsınız bu Kur'an-ı Kerim'i? Ses çıkaramadı. Ama güzel bir şey Sayın Hocam. Önce Kur'an-ı Kerim istiyoruz. Önce öğrenmesi lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i maalesef yaşamıyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesinden haberimiz olmazsa karı koca da kavga eder. Evet. Yuvalar da yıkılır. Hatta 10-15 yaşındaki çocuğu anne babaya da karşı gelir. Öğretmenlerine de karşı gelir. Allah-u Teala bu nimetleri, bu nimetlerden bize hesaba çekecektir. Evlat nimeti büyük bir nimettir ve emanettir dediğiniz gibi. Emanete hıyanet de müminde yoktur. Müslüman bunu bilmeli ki çocuğunu eğitebilsin. Çocuklarımızı sadece dünyaya, maddi menfaate veya makam mevkilere gelsinler diye yetiştiriyoruz. Ama son zamanlarda biliyorsun, yine
medyada, internetlerde bir yaşındaki çocuk Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir yaşındaki çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretilmiş. 3-4 yaşındaki çocuklar Kur'an ezberlemişler. Bu örnekler gösterilmelidir. Dolayısıyla biz bu şekilde hareket edersek inşallah Teala dünyamız da ahiretimiz de cennet olacaktır. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Özür dilerim. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, bir gün bir fakir, yoksul bir kadın bana geldi. İki tane kız çocuğu onu elinden tutmuş diyor, bana geldi, yardım istedi diyor. Ben de sadece 3 tane hurma tanesi vardı. Allah Resulü'nün mübarek hanımı, annemiz Hazreti Ayşe diyor, sadece 3 tane hurma evde vardı. Bizim evlerimizde neler var? Ben bazen diyorum Allah Resulü Aleyhisselam'ın hanımlarının çektiği maddi sıkıntıyı bizim hanımlarımız onun binde birini çekse de ertesi gün bizimize kavga ederler. Sen hocam her şey bol ama asıl olması gereken sevgi, şefkat konusunda hani buyurdunuz ya, geçen birisi sordu. 55 yaşlarında hanımını boşamış. Sinirlenmiş hocam. Ya. Sen boşsun, boşsun. Sonra da fetvayı arıyor. Dedim ki kardeşim yani şimdi elinde bir imkan varsa hanım bir yerde mesela zayıf olarak, konum olarak yanında o durumda ise ona şefkat, merhamet etmen gerekiyor. Çocuk emanettir, zayıftır. Ona sevgiyle, şefkatle yaklaşman, onları eğitmen gerekiyor ki Allah'ın emanetidir. Sadece hani çocuğu doyurmakla, beslemekle, okula göndermekle bitmiyor. Yetmiyor. Geçen hocam biz malumunuz birlikte cezaevine gidiyoruz. Oradaki mahkum kardeşlerimize görüşürüz. Onlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birisine sordum. Bu kullandığım maddeler, zararlı alışkanlıklara kaç yaşında başladım? Hocam ilkokulda başladım demişti. İlkokul 3'te falan demişti. Peki senin ailen neredeydi yani? Baban, annen hiç fark etmedim. Hayır hocam hiç fark etmedi. Ya. Ne zaman fark etti diye sorunca dedi ki lise 1'de fark ettiler sayın hocam. İlkokul geçmiş, ortaokul gitmiş, bu çocuk bunları kullanıyor. Ebeveyn haberi yok. Yani ilgi alaka yok. Çocuğun karnını doyuruyor ama o sevgi, birebir ilgi alaka eksik. Hani Peygamber Efendimiz dediniz ya sevgi gösteriyordu. Herkesi kucağına alıyordu, veliler, değer veriyordu. Veli olarak biz çocuklarımızın belki senede bir defa okuluna gidip öğretmeninden, sınıf öğretmeninden veya idaresinden çocuğun durumunu sormuyoruz. Ama hafif bir ceza veya bir kulağı çekildiği zaman da hemen şikayet etmesini biliyoruz. Öyle olduğu zaman o çocuğu yer anne babasını döver. Hazreti Ayşe annemizin şu olayını arz ediyordum. Evet. Yoksul fakir bir kadın diyor bana geldi. Yardım istedi diyor. 3 tane hurma var diyor. Aldım kadına verdim diyor. Kadın her bir kız çocuğuna birer tane verdi. Bir tanesini de kendisi yiyeceği sırada çocuğun tabii kendi hurmalarını yiyince kadın diğerinin ağzını alıp yiyeceği sırada çocuklar onu da istedi diyor. Diyor anneler o hurma tanesi ortadan ikiye böldü. Her kız çocuğuna bir parçasını verdi. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben bunu Allah Resulüne bu olayı anlattım. Kadının çocuğuna karşı olan şefkatini anlatınca Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki şüphesiz Allah kadının çocuklarına karşı olan bu şefkatinden dolayı o kadına cenneti vacip kılmıştır. Bu merhametle büyüyen çocuk dinini de öğrenir. Evet. Anne babasına saygı gösterir. Avrupa'nın halini görüyoruz. Her türlü maddi imkana sahip milyonlarca tek başına yaşayan insanlar Avrupa'da kimsesizler ve yalnızlar bakanlığı kuruldu yeni. Sen evladına merhamet etmezsen ahlak ve edeple İslam ahlak ve edebiyle büyütmezsen o çocuk da sana yarın saygı göstermez. Ve şunu hemen iyi bilelim ki evlat, mal ve mülk bize imtihan için verilmiştir. Evet. Dünya süsüdür ve bu nimetlere karşı görevimizi yerine getirmezsek Allah korusun onların cezası çok ağır olur. Hocam ailede tam hani konu geniş ya.
Şimdi toplumda yine olan bir problem bu çocukların işte eğitimidir, onlara karşı adaletli olma, eşit olmak konusunda. Çocuk cinsiyet ayrımını yapmak ne derece doğrudur? İslamiyet'te kesinlikle dinimize caiz değil. Hani miras olsun, eğitim imkanları olsun, diğer imkanları. Bu konuda hocam İslamiyet ne diyor? Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Allah razı olsun. Çocuklar arasında olsun, büyükler arasında olsun cinsiyet ayrımı asla olmaz. Bilhassa evlat arasında cinsiyet ayrımı yapmak büyük günahtır. Ve hatadır. Büyük günahlardan olur. Evet. Tabii büyük günahtır. Mesela hala memleketimizde kız çocuklarına miras vermeyenlerimiz var. Halbuki İslam dininin kadına vermiş olduğu değeri, kızlara vermiş olduğu değeri bir dinde, sistemde görmek mümkün değildir. Allah'ın sözlerinin bir hadisi vardı. Şöyle buyuruyorlar. Kim ki bir üç tane kız çocuğunu İslam ahlak ve terbiyesine göre büyütür, tabi dindar, imanlı, ibadetli. Evet. Büyütür ve İslam usulüne göre evlendirirse o cennete gider. Ashab-ı kiramdan birisi ya Resulullah ya iki kız çocuk olsa birisinin bu şekilde büyütüp evlendirirse Allah Resulü buyurmuşlar ki o da cennete gider. Bir diğer sahibi ya Resulullah peki ya bir kızı olan bir kızın bu şekilde İslamca yetiştirip büyütüp evlendiren direne bir şey yok mu? Allah Resulü söylesem diyor o da cennete gider. Ve dinimizdeki en önemli emirlerden birisi evlat arasında adalet yapmak. Mal ve mülkte, sevgi ve şefkatte erkek ve kız ayrım yapmadan mirasta da, sevgi ve şefkatte de, eğitimde de bilhassa kız çocuklarında okunması, faydalı ama faydalı ilim sahibi olması. Sayın hocam maalesef bir zamanlar yani işte efendim kızlar okumasınlar, bayanlar okumasın sanki İslamiyet'e mal ederek. O çok yanlış. Hani son günlerde de erken yaşta evlendirme gibi falan şeyler sanki İslamiyet hep erkek çocuğuna çalışıyor da kızları falan fazla hak vermemiş gibi. Halbuki İslamiyet de aslında kadına mülkiyet hakkı veren din İslam dinidir. Onları erkek nasıl ki mükellefse, sorumluysa bir Nisa suresi var. Kur'an-ı Kerim yani, kadınlara hitap ediyor. Onlarla haklarına bahsediyor. Tabii. Ki evlatlarımızdır, annemizdir, kız kardeşimizdir, tabii. Halamızdır, teyzemizdir. Tabii. Yani bunu bir de İslamiyet'e mal etmek doğru değildir. İslamiyet tam tersi. Hani mirasta buyurdunuz ya işte efendim azımız veriyoruz. Hocam kaçımız veriyoruz ki yani? Yani verenlerin sayısı çok cahiliye az. Cahiliye döneminde kadın insan sayılmıyordu. İslam'ın işte buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'de başı başına kadınlar yani Nisa suresi vardır. Ve o sure-i celilede bilhassa kadınların çok hakları anlatılmış. Miras ölçüsü tek tek verilmiştir. Ve Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam da El cennetu tehte ekdamil ümmahat buyurmuştur. Evet. Kadınlar bir eşya gibi, bir mal gibi alınıp satılırken hatta Avrupa'da dahi uğursuz sayılırken İslam dini kadınları başa tac et. Evet. Ama kadın da dinini öğrenecek. Tahsil dedik ya, eğitim, öğretim dedik ya. Evet. Faydalı ilim. Faydalı ilim çok önemlidir. Birçok üniversite bitirebilir. Din ve iman yoksa onun ilmi boştur ve sıfırdır. Affeder şeytani ilim değil. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bile Allah-u Teala'ya sık sık ya Rabbi bana faydalı ilim nasip et demiştir. Evet, zararlı ilimden sana sığınırım buyurmuştur. Evet, evet. Faydalı ilim sahibi olan bir insan, kadın ve erkek gerçek Müslüman da aynı zamanda olur. Ve eğitimli, dini bilgisi olan bir kadın çoluk çocuğunu da İslam'a göre yetiştirebilir. Cahil kadın çocuğunu eğitemez. Onun için dinimiz ilmi, faydalı bilgiyi, dini bilgiler olsun, müsbet ilimler olsun. Hem erkeğe hem kadına farz kılmıştır. Allah Resulü'ne buyurmuşlardır. Talabul ilmi feridatun ala kulli muslimi ve muslimeti. Evet. İlim tahsil etmek her Müslüman, erkek ve kadına farzdır. Ve çok muazzam bir hadis-i şerifte arz edeyim. Şöyle buyurmuşlardır. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız buyuruyor Allah evet. Resulü. İmam
Bu bir vali olur, kaymakam olur, aile reisi olur, cumhurbaşkanı olur. İmam, idareci, lider. Evet. Mesuldür, çobandır, elin altındakilerden sorumluluğa çekilecektir. Erkek ailesinin çobanıdır, ailesinden hesaba çekilecektir. Kadın evinde çobandır, kocasının çocuklarını eğitmek, bakmak ve çocuklarına hizmet etmek, kocasının namusunu korumaktan sorumludur. Hizmetçi, hadis-i şerifin devamını anlayacağım, hadis-i şerif de bunlar. Evet. Hizmetçi efendisinin çobanıdır, onun malı mülkünden sorumludur. Kısaca, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْهُلُ عَنْ لَعِيَّتِي Kısaca hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürünüzden mesulsunuz. Biz bu dünyaya sadece yemek ve içmek için, maddi menfaat elde etmek için gelmemişiz. Mümin bu mal ve mülküyle uğraşırken aynı zamanda malı ve mülkü onun ibadetine de engel olmamalı. Bu da çok önemli. Hemen bir konu arz edeyim. Şimdi biz çoluk çocuklar uğraşırken, mal mülkle uğraşırken bir bakıyoruz, hac ibadeti geçti, belki namaz geçti. Tüccar dükkanda yetişkin oğluna, 20-30 yaşında oğluna, oğlum sen dükkanda kal, ben bir cumayı kılayım geleyim. Sanki cuma oğluna farz değilmiş gibi. İbadeti de Müslüman yerine getirmeli. Ve Cenab-ı Zülcelal ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, sizin malınız, mülkünüz, evladu iyalınız, sizin Allah'a ibadet etmenize engel olmasın. Önce farz ibadetini yerine getirsin. Adam diyor ya ben daha bekar oğluma ben niye hacca gideyim? Sanki oğlun evlenmesi farz da, hac kendisi farz olmuş. Şartta yerine gelmiş, hac ona farz olmuş. Ben önce çocukları evlendireyim veya şu apartman inşaatını bitireyim. Dünya, veya efendim şu malı mülkü elde edeyim sonra. Sonra dediğin zaman da, sonra ben yaparım bu ibadeti dediği zaman da ya hastalıktan dolayı çöker o ibadeti yapamaz. Veya o mal mülk elden gider. Çünkü Allah-u Teala az önce ayet-i kerimede de arz ettim ya, nimetlere şükredersek nimet artar ve devam eder. Nimetlerimize şükretmezsek Allah-u Teala o nimetleri elimizden alır. Sayın Hocam, bu mal konusuna girmişken hani biz tabii evet onlar bir araçtır. Aslında amaç yüce Allah'ın rızasıdır. Tabii. Şimdi bu maddi açıda da hani o insanlar o gözle bakıyor her şeye. Şimdi çocukluğun da dünya gelmesini bir iş gücü olarak görüyor. Sayın Hocam, sabah da bir toplantıda geldim. 2 günlük sürecek olan bir toplantı. Tarım sektörü ve mevsimlik işçilik konusunda. Hani küçük yaşta çocukları çalıştırılması, sağlıksız ortamlarda o eğitim görmesi gerekiyorken çocuğun hem işte efendim fiziken de yetişmesi gerekiyorken o küçük yaşındaki çocukların çalıştırılması hem fiziki açıdan etkileniyor hem psikolojik açıdan etkileniyor ve çok yönde çocuk bir yerde eziliyor. Ondan sonra geleceği kararıyor. Hani bu konuda Sayın Hocam İslam'da yani çocuğa nasıl bakılmalıdır? Doğan çocuk işte efendim bir nüfusum arttı, bir gücüm arttı. Bu bir gelir kapısı, kazancı, kaynak olarak mı görmemiz gerekiyor? Veyahut işte bir sorumluluk bilinciyle, bir emanet bilinciyle önce ona güzel bir terbiye, bir eğitim, ondan sonra bir donanımla çocuğu hazırlamamız gerekiyor. Hocam gerçekten de buyurduğunuz gibidir aslında. Dinimize göre hiçbir kişiye kaldıramayacağı kadar yük yüklenmez. Evet. Eğitim çağındaki çocuk önce eğitilmeli, okutulmalı, yetiştirilmeli. Okuyamıyorsa sağlam, kaldırabileceği kadar hafif bir meslekte sanata yetiştirmek lazım. Evet. Çünkü bir meslek sahibi olmazsa veya okumazsa bir iş sahibi de olamayacaktır. Evet. Yarın evlendiği zaman çoluk çocuğun ailesini geçindiremeyecektir. Ama kesinlikle çocukların çocukluğunu maddi menfaate alet etmek, istismar etmek kesinlikle dinimizde yoktur, caiz değildir. Bugün sadece İslam aleminde değil, bilhassa Avrupa'da. Biliyorsunuz asırlardan beri milyonlarca Afrikalı çocuk ve genç Amerika'ya, Avrupa'ya kaçırılıp köle diye satıldı. Abi 2 gün önce bir haberde vardı. Kaç milyon çocuk bugün çalıştırılıyor dünyada? Bu insanların vicdansızlığındandır.
merhametsizliğindendir. Ve merhamet ile vicdan da imandan meydana gelir. İmandan dolayı, imandan meydana gelir. Yani imanı kamil sahibi olan, Müslüman olan bir insan merhamet edebilir. Kafirden merhamet beklenmez. Myanmar'daki insanların üzerine ağaçları, odunları atıp diri diri yakan canavarlar, o da diyor biz insanız. Halbuki putperesttir. Evet. Kafirdir. Kafirin Müslümana acıması mümkün değildir. Yahudilerin bir dini bayramları vardı. O bayramda Müslüman kanı döker, o bayramını kutlar. Bu insanı acır mı? Milyonlarca insan Avrupa'ya, Amerika'ya kaçırıp köle diye sattılar. Memleketimizde de hele biraz dediğiniz gibi tarım işçiliğinde şu pamuk tarlasında burada çocuklar çalıştırayım derken 3-5 kuruş para için çocuğun eğitimi aksamaktadır. Allah razı olsun, hakikaten bugün devletimiz eğitim ve öğretime çok büyük yatırımlarda bulunuyor. Her köşede, her mahallede, her beldede, her köyde okul vardır. Evet. Ama okullarda şunu arz edeyim, eğitimde de şu eksiklik vardır. Bu eğitimi gören çocuklar saygılı, terbiyeli, edepli, öğretmenlerine, büyüklerine saygılı olmalıdır. Bunun prensipleri ders programlarıyla konulmalıdır. Ben hocam yani eğitim, lise mezunu çocuğu evet. öğretmeni dövüyorsa, ilkokuldaki karşı geliyorsa demek ki bu eğitimde bir eksiklik vardır. Evet. Yani temelde hocam bilgidir, ilimdir, eğitimdir, bu okuldur. Her köyümüzde camilerimizde, hocalarımızda, imam hatiplerimizde var. Hamdolsun yani bu imkanlar. Çünkü hocam bugün işte yoktu bunlar. Bizim evet. dönemimizde imam hatip okurken Urfa'da tek bir imam hatip vardı. Hı hı. Ta Urfa'nın en güneyi Eyyubiye mahallesinden ta Abide'ye okula geliyorduk. Evet. Bugün Urfa'da 40'ta herhalde 40'tan fazla oldu. İmam Hatip açıldı. Fakat eğitim iyi olmalı, eğitim. Faydalı bilgi. Geçen yine televizyon bir örnek göstermişlerdi. Ankara'da bir okul kantinci tutmamış. Kantin açmış ama kantinci tutmamış. Oraya bir para kalesi koymuş. Ve her çocuk gidip orada simitini, eşyasını alıyor, parasını oraya bırakıp gidiyor. Haram ve helal şuuru insanın kafasına yerleştirilirse büyüklere saygı ve hürmet, küçüklere şefkat ve merhamet alıştırılırsa o insan faydalı olur. Vatana da, millete de faydalı olur. Vatan hainliği yapan, hatta 15 Temmuz darbesine girişenler eğitimsiz miydi? Kaç fakülte bitirmişlerdir? Ne rütbelere gelmişlerdir? Hem de devlet parasıyla. Demek ki bunlarda din, iman hainliği vardır ki bu hainliği yaptılar. Evet. Öyleyse her şeyden önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın da üzerinde durduğu gibi önce din ve iman verilmeli. Haram ve helal şuuru çocuklara verilmeli. Ağaç yaşken eğilir. Ata sözünü uygulayarak çocuklarımıza küçükken örnek olmalı ve öğretmeliyiz. Sayın hocam programımızın sonuna geldik. Konu geniştir. Ne çabuk zaman geçiyor böyle. Ama şimdi konu bazı kardeşlerimiz dua bekliyorlar. İşte hani hasta olan, sıkıntısı olan, borcu olan, cezaevinde olan, bir yerde mahkum olan herkes bir dua bekliyor. Bir duayla bitirelim. Hani buyurduğunuz gibi her şeyin başında eğitimdir. Tabii dini bir terbiyedir. Hani Peygamber Efendimizin hadislerinde ebeveynin çocuklarına vereceği en güzel hediye terbiyedir. Bunları konuşmaya çalıştık fakat vaktimiz yetmedi. Başka programda inşallah. Programımızın ismi Din ve Toplumdur. Hep dini açıda Kur'an ve sünnet merkezi konuları işlemeye çalışacağız. Bugün de konumuzun programımızın sonuna geldik ama hocam bu dua isteyen kardeşlerimize bir duayla bitirmek o zaman, güzel hocam, olur. O zaman şu önemli hadis-i şerifi de mealini açmasını, mealini arz edeyim, dua edelim. İzâ mâtel insânü yukat'a amelü illâ min telâthin ilâ ahiril hadîs. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar. Ademoğlu, insanoğlu vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Evet. Sohbetimizin arasında dedik ya, ergenlik çağına geldiğimizden itibaren bizim için bir defter tutuluyor, amel defteri tutuluyor. Evet. Son nefesimize kadar. İnsan ölünce o defter kapanıyor. Evet. Allah Resulü buyuruyor ki, üç kişinin amel defteri kapanmaz, arkasında onlara sevap gönderilir. Öldükten sonra da kıyamete kadar onlara sevap gider. Birincisi sadaka-i cariye verenlerdi buyurmuşlar. Evet, evet. Cami, yol, köprü, okul, Kur'an kursu, çeşme gibi amen hizmetine bir eser yapanlar. İkincisi faydalı ilim sahibi olanlar.
Nice profesörler görmüşüm Ramazan ayında açıkça bir şekilde, hem de hastaneleri içerisinde açıkça çaylarını içiyorlar, oruç tutmuyorlar. Faydalı ilim, faydalı ilim. Hem kendisi istifade ediyor, hem de istifade ediyor. Kur'an öğrenmiş ve öğretiyor. Evet. Üçüncüsü de kendilerinin ölümünden sonra kendisine, anne babasına dua edecek hayırlı evlat yetiştirenler. Evet. Evet. Hayırlı evlat yetiştirenler de ölümlerinden sonra devamlı onlara sevap gider. Evet. Hiç olmazsa her cuma gecesi onlara Yasin-i Şerifler okurlar. Onlara dua ederler. Bir sadaka verdiklerinde anne babasının bütün ölülerin ruhuna hibe eder, bağışlarlar. Evet. Allah azimuşan hepimize mağfiret etsin. Amin. Amin. Allah-u Teala hepimize hayırlı mal ve mülkler, hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala bu evlat ve diğer nimetler konusundaki imtihanda bizi muvaffak eylesin. Amin. Allah-u Teala bütün din kardeşlerimizin maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Allah-u Teala her türlü dertlerimize deva, amin, borçlarımızı edalar, amin, hastalıklarımıza şifalar nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi darlıkta olan din kardeşlerimizi de genişliğe kavuştursun. Amin. Allah-u Teala bizi Kur'an ve sünnetin yolundan ayırmasın. Amin. Allah-u Teala hepimizin yarın kıyamet gününde de peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih insanlarla haşir buyursun. Amin. Allah razı olsun. Ve bütün dinleyicilerimize de hürmet ve selamlarımı, saygılarımı sunarım. Duanızı bize bekliyoruz. Amin. Efendim, konuğum emekli müftümüz Sayın Ramazan Asan hocamız bizimle birlikte oldu. Allah razı olsun. Konumuz razı olsun. Ailede İslamiyet'e çocuk eğitimi, terbiyesi idi. Onu konuşmaya çalıştık. Rabbim cümlemizin evlatlarını salih eylesin. İhsan ve Kur'an'a göre yaşamayı nasip eylesin efendim. Başka bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.